Herkese merhaba. Arkadaşlar artık dışa atım bozuklukları ile devam ediyor olacağız. Burada iki tane temel bozukluk var. Onlardan bir tanesi enürezis, yani alt ıslatma. Enkopresis de dışkı kaçırma olarak karşımıza geliyor. Sınavda çıkıyor mu? Evet. Hem PDR'de hem okul öncesi ÖABT'de karşımıza soru olarak da çıkıyor. Bu kavram haritasını bilmeniz çok önemli o yüzden. Şimdi enürezisin anlamı neydi? Alt ıslatmaydı. Alt ıslatma davranışına DSM-5 kriterleri de şöyle yorumluyoruz. İstemli ya da istemsiz, yineleyen alt ıslatma davranışların olması gerekiyor. Yani haftada en az 2 kez bunun yaşanmış olması gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir kriter. Başlama yaşı 5 olarak kabul ediyoruz. Enüreziste tabii. İkisi arasında fark var. 5 yaşından önceki ortaya çıkan alt ıslatma davranışlarını bir bozukluk olarak değerlendirmiyoruz. İşte kas gelişimi, çocukların tuvalet eğitimini öğrenmesi gibi gibi şeyler etkili olabilir çocukları. Yani buraya kadarki süreçte bir bozukluk yok. Ama 5 yaşından sonra hala devam ediyorsa o zaman burada bir sıkıntı olduğunu düşünmekte fayda var diyoruz. Şimdi hassas olan yerlere geldik. Enürezis temel olarak ikiye ayrılır. Birincil enürezis, ikincil enürezis. Birincil enürezise baktığımızda ortaya çıkan vakaların %85'inin burada olduğu görülüyor. Yani enürezis yaşayanların çoğu birincil olarak yaşıyorlar. Neden? Bakın birincil enüreziste mesane kaslarının kontrolü henüz sağlanmadığı için kişi işemesini tutamıyordur. Böyle bir durum vardır. Altını ıslatıyordur. Dolayısıyla da bu durumun, yani birincil enürezisin temel kriteri şudur. Bebeklikten beri altına kaçırıyordur. Bakın bebeklikten beri altına kaçırıyor olmasının temeli mesane kontrolünün sağlanmamış olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla da sorularda da birincil enürezise baktığımda sinir ve kas kontrolünün sağlanmamış olmasından kaynaklandığını bilmem ve sınavda da düşünmem gerekir. İkincil enürezis dediğimiz şey çocuklarda en az bir 6 ay ya da 1 yıl kadar çocuk kurudur. Yani herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ama 1 yaşından sonra idrar kaçırmaya başlar. Neden ikincil enürezis bu şekilde ortaya çıkıyor? Çünkü aslında temelinde psikolojik ve ruhsal gerginlikler var. Ailesel yaşantılar olabilir, yaşam zorlukları olabilir, çocukların tuvalet eğitiminde yaşanan zorluklar olabilir. Ama burada yani çocuk belli bir zamandan sonra bir anda altını ıslatmaya başlıyorsa psikolojik problemlerin de çocuğu etkilediğini düşünmek gerekir. Vakaların %20'si, yani altını ıslatan çocukların %20'si İkincil enürezis kısmında yer alıyorlar. Genellikle de 5-8 yaş arasındaki çocuklarda çok tipik görülüyor. Yani 8 yaşına kadar olan ki kısımda görebilirsiniz. Özellikle de tuvalet eğitiminin nasıl geçtiği tabii çok önemli ya. Yani iyi mi oldu, katı mıydı, esnek miydi, nasıldı? Buna bağlı olarak da alt ıslatma davranışı tetiklenebiliyor. Dolayısıyla da İkincil enürezis bu anlamda ruhsal kökenli diyebiliriz. Şöyle bir özetlemek gerekecek olursa, birincil enürezis mesane ile alakalı, ikincil enürezis de daha çok ruhsal kökenli. Bu arada enürezisi bir de üçe ayırıyorum kendi içinde. Sınavda nocturnal enürezis çıkmıştı hatırlarsınız. Bunlardan şu üçlüden ilk önce ikiye ayıralım. Üçe ayıralım pardon. Nocturnal enürezis, kontinal, diurnal enürezis. Şimdi nocturnal enürezis dediğimiz şey sadece gece işemektir. Diurnal enürezis sadece gündüz işemektir. Şu kontinia dediğimiz şey ise hem gece hem de gündüz işemektir. Dolayısıyla da burada ne var? İkisi birlikte var. Şimdi şunu tekrar söylüyorum. Bakın nocturnal enürezis gece uykuda işeme. Diurnal gündüz işeme. Enürezis kontinyada hem gece hem gündüz işeme. Şimdi nocturnal enürezisi kendi içerisinde arkadaşlar ikiye ayırıyorum. Monosemptomatik, polisemptomatik. Yani şöyle mono tek demek, yani tek semptomlu. Dolayısıyla da monosemptomatik dediğinde sadece altını ıslatıyor. Onun dışında idrar problemi, sıkışma, kabızlık, ishal herhangi bir problem yaşamıyor. Polisemptomatik dediğimiz şey ise gece altını ıslatıyor
Ama altını ıslatmakla kalmıyor. Artı onun dışında ani sıkışma yaşıyor, alelacele tuvalete koşuyor, idrar kaçırıyor, işte ne bileyim kabızlık yaşıyor, ishal yaşayabiliyor. Dolayısıyla da birden fazla semptomdan bahsediyorsa polisemptomatik enürezisi, nokturnal enürezisi düşünmem gerekir. Şimdi, buyurun. Söylediniz ya, şunu mu? Neden kaynaklanıyor? Yani ruhsal kökenli zaten çoğu muhtemelen, evet. Yani gece uykuda işemeler, yani tabii birincinin mi ikincinin bakmak lazım ama yani çoğu ruhsal kökenli bunların. Şimdi geldik enkopirezis. Bu biraz şey çirkin. Oruçlu oruçlu da hiç enkopirezis de anlatılmaz ama anlatalım yani. Dışkı kaçırma. Çocuğun dışkısını tutamaması anlamına geliyor. En az 3 ay içinde çocuğun en az bir kere, her ay en az bir kere dışkısını kaçırıyor olması gerekiyor. Başlama yaşı 4. 4 yaşından önce eğer böyle bir şey yaşanıyorsa o zaman bir hastalık ya da bir bozukluk olarak kabul etmiyoruz. Ama 4 yaş bizim için bir başlangıç. Dolayısıyla da 4 yaşından itibaren hastalık olarak düşünmek mümkün. Şimdi konuştuklarımız kafanızda net olsun, net otursun isterim. O yüzden bir özet yapalım. Biz dışa atım bozukluklarını ne yaptık? İkiye ayırdık. Bunlardan bir tanesi enürezisti, altını ıslatma. Diğeri de enkopirezis. Enürezis dediğimiz şey temel olarak ikiye ayrılıyor. Birincil, ikincil olan. Birincil enürezis dediğimiz şey de vakaların %85'ini kapsıyor demiştik. Neyle alakalıydı? Mesane kontrolü. Dolayısıyla da çocuk bebeklikten itibaren eğer altını kaçırıyorsa o zaman birincil enürezis. Ha, diğer taraftan baktığımızda ikincil enüreziste çocuk 6 ay 1 yıl kuru kalıyor ama kuru kaldıktan sonra bir anda altını ıslatmaya başladıysa bu da neyle alakalı? Ruhsal kökenli dedik, yaşam zorluklarıyla alakalı olabilir, tuvalet eğitimiyle alakalı olabilir, anne baba boşanmış olabilir, ailede şiddet görüyor olabilir gibi gibi. Bunlar tabii çocukların altını ıslatmasına neden olan davranışlar. Bazen de istekleri olmayabilir. Yani çocuk ilgi çekmek için de bunu bir şekilde ortaya koyabilir. Bu tarafa geldim. Enürezisi temelde gene 3 tane türü olduğundan bahsettik. Dolayısıyla da burada nocturnal dediğim gece uykuda işeme, diurnal gündüz işeme dedik. Enürezis kontinüya hem gece hem gündüz. Nocturnal enürezis kendi içinde ikiye ayrıldı. Monosemptomatikte sadece altı ıslatma var. Polisemptomatikte altı ıslatma ile birlikte başka davranışlar ortaya çıkıyor. Soru gelecek bir yer. O yüzden çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere.